Eğitim Günü programından herkese mutlu günler diliyorum. İki günlük aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Salı günde özel bir programla karşınızdaydık. Bugün de farklı bir programla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi geçen hafta programımızda okul seçimini konuşmuştuk. Okul seçiminde nelere dikkat etmeliyiz konuşmuştuk. Aslında orada okullar çocuklara hazır mı demiştik. Bu hafta da özellikle çocuklar okula hazır mı? Bunun cevabını arayacağız. Özellikle ilkokula başlayacak çocukları, ilkokula başlayacak aileleri yakından ilgilendiren bir konuyu ele alıyoruz. Okula bir sene geç gönderilen çocuk, ertesi sene sınıfta lider olur sözü ne kadar doğru? Buna bakacağız. Çocuğunuz ilkokula hazır mı? Ya da hazır olduğunu nasıl anlarsınız? Yine aynı şekilde çocuk okuma yazmayı okula başlamadan önce öğrendiyse aileler nasıl bir yol izlemeli? Takvim yaşının okula başlaması için uygun mu olup olmadığını bugün özellikle konuklarımızdan dinleyeceğiz. Ve özellikle bir ilk öğretime hazır oluş ölçeği var ki o ölçeğin ayrıntılarını da kendilerinden dinleyeceğiz. Bilimsel temelli bir ölçek. Bunun uygulanması neticesinde çocukların okula başlayıp başlayamayacağı ile ilgili net bilgiler alabiliyor muyuz? Bunları konuşacağız. Programda iki değerli konuğum var. Eğitim yöneticisi Sayın Barış Çağlayan Çakır ve Aliye Duman. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Barış Hocam, daha önceki yıllarda da kurumunuzda yapılan bir proje dolayısıyla sizleri programımıza davet etmiştik. Evet. Özellikle özel olarak böyle bir alana inmiş olmanız ve böyle bir ölçeği okulda uygulayarak hizmet vermiş olmanız da benim için çok önemliydi. Ve bunu da mutlaka programda ele almalıydık bu vesileyle. Ben teşekkür ediyorum size. Okul olgunluğu kavramıyla ben aslında başlamak istiyorum. Evet. Okul olgunluğu deyince ne anlayacağız? Dilerseniz buradan başlayarak devam edelim. Evet. Ben de böyle bir imkanı verdiğiniz için şahsınızda Kontiv ailesine teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilere de hayırlı günler dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Evet, tabii okul olgunluğu, okula başlama ailelerimiz için önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Hep düşüncemiz şu, ilk adımlar son derece önemli. Bu okul öncesi eğitim olabilir, ilkokul olabilir. Ne kadar iyi bir adımla başlarsak eğitim hayatımız lise sona kadar, üniversite sona kadar bu şekilde devam eder. Okul olgunluğu dediğimiz zaman çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal anlamda okulda kendinden istenileni başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olmasını anlıyoruz. Tabii ülkemizde genellikle 72 ay, 6 yaş olarak düşünüyoruz biz bunu. Normal şartlarda bu olgunluğa erişilecek bir yaş gibi görüyoruz. Ancak şunu da biliyoruz, tabii bireysel farklılıklarımız var çocuklarımız arasında. Bu bireysel farklılıklar nedeniyle bu takvim yaşı değişebilir. Daha önce olabilir, daha geç olabilir. Burada belki en fazla dikkat edilmesi gereken, daha önceki yıllarda da uygulandığı için bu bireysel farklılıkları dikkate alarak okul olgunluğuna daha erken yaşlarda ulaşabilen çocukları, birkaç çocuğu dikkate alarak bunu genellememek gerekiyor. Ya da geç kalmış olanlar olabilir. Normal şartlarda belki programın ilerleyen saatlerinde Ali Hanım da ifade edecektir. Yani okul olgunluğu için belli kriterler var. Çocuklar şunları yapabiliyorsa, şunları gerçekleştirebiliyorsa bizim için yeterlidir. Bunun için testler de var. Dolayısıyla bu aşamada kimisi için daha erken yaşlar, kimisi için daha geç aylar okul olgunluğuna ulaşmayı sağlar diyebiliriz. Evet. Şimdi ben de Ali Hocam'a o soruyu da özellikle yönelteceğim. Şimdi hocam geçtiğimiz yıllarda okul öncesi eğitim özellikle Türkiye'nin en tartışmalı konularından bir tanesiydi. Evet. Okul öncesi eğitim zorunluydu. Sonradan zorunluluktan çıktı ve daha sonra da başlama yaşıyla ilgili gerçekten bir tartışma konusu başladı. İlk sene denildi ki işte doktor raporu gerekiyor. İkinci sene ailelerin bir şekilde imzasına baktı. Evet. Ya da onların onayına baktı. Böyle bir değişkenlik arz etti ve bugün yine aynı şekilde herhalde uygulama devam ediyor değil mi okullarımızda? Aynen, devam ediyor. Şimdi aileler de tabii ben de dahil bu arada, benim de kızım var, o da okula başlayacak. Böyle kafamızda soru işaretleri var hocam. Ne yapsak ne etsek, işte bir sene geç mi başlatsak? Az önce hani ben de dedim ya, bir sene geç başlatalım, şöyle bir hani lider ruhlu olsun falan dedik. Böyle de bir düşüncemiz oldu. Şimdi benim kızım da şu an evet tam okula başlama yaşında ama ben ne merak ediyorum, ne yapmalıyım? Şimdi aileler de merak ediyor, çocuğumuz başlayabilecek mi, başlamayacak mı, başlaması uygun mu yaş itibariyle? Siz ne diyeceksiniz? Sizle de başlamış olalım. Teşekkür ediyorum. Tabii bu aileler için önemli olduğu kadar çocuk için de önemli bir kavram. Aynı zamanda eğitimciler için de çok önemli bir kavram. Okula başlama yaşı olarak takvim yaşı
her zaman aileler için ön plandadır. Evet. Ve okula başlamak için önemli bir kriter olarak görünür maalesef. Maalesef diyorum çünkü okula başlama yaşında temel özellik takvim yaşı değil. Bunun yanında çocukların hem fiziksel gelişim alanında, sosyal, duygusal gelişim alanında, zihinsel gelişim alanında mutlaka okul olgunluğunu kazanması olması gerekiyor. Bugün biz okullarımızda, anaokulumuzda başvuran öğrencilerde de dahil olmak üzere bir hazır buluştuk testini biz orada da yapıyoruz. Anaokula başlamadan önce de yapıyoruz bu testi. Anaokulu öncesinde. Anaokulu öncesinde de yapıyoruz. Biraz sonra bahsedeceğim testi ilkokula hazırlık döneminde yapıyoruz. Ama anaokul döneminde yaptığınız testin belli başlı özellikleri var. Örneğin çocuk fiziksel olarak nerede? Büyük ve küçük kas gelişimi gelişmiş mi? Ve en önemlisi anaokulu başlangıcında uyguladığımız testte en çok dikkat ettiğimiz özellik çocukta görme bozukluğu var mı? İşitme bozukluğu var mı? Çocuk zeka bakımından ne kadar ileri seviyede olursa olsun bu ve bunun gibi benzeri istenmeyen durumlar maalesef çocuğun ileriki durumda ilkokul hayatında hem anaokulu hayatında öğrenme güçlüğüne, öğrenme problemi olarak karşımıza çıkacak. Yani biz bütüncül bakmak zorundayız herhalde değil mi? Sadece zekasına bakmadan, hatta burada güzel bir ifade de var. Hazır bulmuştuk sadece çocukla sınırlı değildir. Aileyle yani çocuğun dışında da herhalde bakmamız gereken yerler var. Evet. Tabii biz velilerimize bu konuda özellikle şunu ifade ediyoruz. Eğer bir problem, bir şüphe görmüşsek çocuğa anaokulun ilk başlangıcında mutlaka bir fiziki muayeneden geçirmelerini istiyoruz. Bir göz muayenesi, bir işitme muayenesi. Bazen bize başvuran öğrencilerimizde aile tarafından görülemeyen problemler öğretmen tarafından, iyi bir uzman değerlendirmesi tarafından ortaya çıkabiliyor. Örneğin bir dil bağının olmadığı öğrencilerle çok sık rastladığımız problemlerden bir tanesi. Tabii hatzatta kekemeliğin kendini gösterdiği durumlar olabiliyor. Tabii sadece fiziksel gelişim mi? Asla değil. Öğrencinin sayı, kavram becerilerini, renk becerilerini kazanmış olması gerekiyor ilkokula başlamadan önce. Bununla beraber sorumluluk alması, aldığı sorumluluğu yerine getirebilmesi. Öz bakım becerileri değil mi? Öz bakım becerileri, belki öz bakım becerileri şu an daha çok göz ardı edilen bir konu. Evet. Ama en önemli konulardan bir tanesi. Kendi kendine giyinip soyunabilmesi, tuvalet kontrolünü sağlamış olması ve tuvalet eğitimine, tuvalet ihtiyacını tek başına giderebilmesi aslında en önemli özelliklerden bir tanesi. Şimdi hocam o kadar özellik saydınız ki biz demek ki tek işte yaşa bakıyoruz. Biraz da hani söylediğimizi anlıyorsa tamamdır, bu okula başlayabilir. Yani çok, böyle bir... çok az da olsa eğitim hayatımız içerisinde karşımıza çıkıyor. Mesela işitme bozukluğu olan öğrenciler var. Evet. Bunu okulda öğretmen birinci sınıfta, tabii okul öncesindeyse orada tespit edebiliyorsa bu çocuğun ileriki dönemiyle ilgili çok ciddi bir fayda sağlamış oluyor. Bazı durumlarda çok geç kaldığınız zaman mutlaka bir cihaz takılması gereken durumlar olabiliyor. Veya çocuğun dersi niye anlamadığını, derste niye başarısız olduğuyla ilgili karşımıza çıkan örnekler var. İşte diyelim ki çocuk arkada oturuyor, gözlerde bir görme bozukluğu var. Ve siz farkında değil. Ama, değil. İşte evet. Bunu mutlaka zaten okullarımızda işte devletimizin de şu anda işitmeyle ilgili ya da diş bakımıyla ilgili her okula gönderdiği bu konuda bir çalışması var. Ama onun dışında özel okullarda zaten bu konuda işte mutlaka bir göz kontrolü, bir işitme kontrolü yapılmasına gayret ediliyor. Ki hocam da ifade etti, mutlaka okula başlarken bizim bunları da dikkate almamız gerekiyor. Çocuğun öğrenmesinde böyle bir eksiklik varsa, yani tahtayı göremiyorsa ya da gördüğünü yazamıyorsa dolayısıyla niye yapamadığını daha çok sorguluyoruz belki. Ama bu ihtiyaçları giderildiği zaman çok daha başarılı olmuş oluyor. Hocam özellikle hani teknolojiyle birlikte çocuklar sürekli işte evde televizyonu izliyorlar, oyunu oynuyorlar. Evet. Ve dolayısıyla dikkat süreleri de azalıyor. Çok aslında çok hani okula başlamadan önce herhalde buna bakmak lazım. Tabii yani ki. Dikkatleri ne kadar? Tabii anaokuluna başlayan bir çocukta özellikle ilk geliştirilmesi hedeflenen konulardan bir tanesi dikkat gelişimi. Çünkü bugün ilkokula başlayan bir öğrencinin 40-45 dakika gibi ortalama bir süre içerisinde sınıfta kalması, verilen görevleri, öğretmen tarafından verilen görevleri yapması isteniliyor. Burada okul öncesi dönemde bu dikkat süresi yavaş yavaş belli etkinliklerle artırılarak ilkokula hazır hale getirilmeye çalışılıyor. Tabii bu ölçeğimizde de yine hazır oluş ölçeğinin içerisinde de en önemli dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de bu. Yine aynı zamanda çocuğun anneden ve evden ayrılması ilkokula hazır oluş süreci içerisinde çok önemli bir kavram. Tabii ki anaokulun ve ilkokulun başlangıcında
ufak tefek problemler mutlaka İnşallah, olacak. Evet. Çünkü bilmediği bir ortama, sosyal bir ortama giriyor. Bireysel bir ortamdan grup ortamına girerek farklı bir ortam yaşayacak. Elbette ki eksiklikler, giderilmesi gereken önemli noktalar olacak. Tabii burada dikkat edilmesi gereken nokta olumlu bir şekilde ayrılma anneden ve evden. Pozitif bir şekilde kopararak ayrılma. Değil, evet, kopararak değil asla. Çünkü bunun da kendi içerisinde kademeleri var. Okula başladığında her öğrencimiz aynı seviyede başlamıyor. Kesinlikle. Bireysel farklılıklar var. Bazı çocuk çok rahat bir iki gün içerisinde alışabilirken bazı öğrencimiz özel nedenlerden dolayı belki 2 haftalık bir süreci bulabiliyor. Evet. Ama biz ailelere hep şunu söylüyoruz. 2 haftayı aşıyorsa bu süre ciddi anlamda bir sıkıntı var. Burada şu da önemli. İşte tabii çocuğu okula hazırlarken kullandığımız ifadeler de bizim için önemli. Bazen biz şunları duyuyoruz. İşte okula gideceksin, okulda arkadaşların olacak, akşama kadar oyun oynayacaksınız, sonra kantin imkanı var, kantine gideceksin, oradan bir takım alışverişler yapabileceksiniz. Çocuk okula geldiği zaman işte ders dinlemesi gerektiğini, zil çaldığı zaman teneffüse çıkması gerektiğini, ikinci zille tekrar içeriye girmesi gerektiğini gördüğü zaman da kendi kendine şunu soruyor tabii. Yani bana okul böyle anlatılmamıştı. Değil mi? O kurallarla karşılaşıyor özellikle. O da bir uyum konusunda sıkıntıya yol açabiliyor zaman. Efendim hattımızda Medikane Hastanesi çocuk pedagogu Sayın Işıl Yenikaynak var. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhaba. Işıl Hanım nasılsınız öncelikle? Halinizi hatırınızı soralım. İyiyim, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz sene bir program yapmıştık sizinle. İnşallah yeni bir dönemde de bir program daha yapmayı isteriz. Bugünkü konumuz okula başlama yaşıyla ilgili efendim özellikle. Geçtiğimiz senelerde az önce de programımızı dinleyebildiyseniz Milli Eğitim Bakanlığı doktor kontrolünde işte okula başlaması için onay vermesi gerekiyordu ya da okula başlayamaz diye böyle bir rapor vermeniz gerekiyordu. Şimdi bu kaldırıldı, veliye bırakıldı. Siz neler söyleyeceksiniz efendim aileler için, size gelen ailelere bu şekilde gelen bu şeyle gelen işte okula başlayabilir mi başlayamaz mı? Neler tavsiye ediyorsunuz onlara? Nasıl kontroller yapıyorsunuz? Tabii ki artık ilkokula başlama çağı özellikle hani düşürüldü 66 aydan itibaren. 60 ile 66 ay arası çocuğun ve ailenin tercihine bırakılıyor. 66 aydan sonra uzman değerlendirilmesiyle çocukların okula başlama yaşı belirleniyor. Ancak tabii ki rapor kalkınca şimdi ailelerin de aklında ciddi sorular olmaya başladı. Çocukların okul öncesi dönemde eğer ki bir kreş veya anaokuluna gidiyorlarsa oradaki elde ettikleri yetkinliklere göre bakılarak hazır olup olmadığını aile bir nevi anlayabilir. Okul öncesi öğretmeninden bilgi alabilir. Ancak tabii ki biz istiyoruz ki akıllarında soru kalmasın diye. Çünkü adaptasyon problemleri, okul fobisi, anksiyete, depresyon gibi pek çok olumsuz faktörleri görebiliyoruz çocukta. Bu nedenle istiyoruz ki hani bir uzman tarafından çelişkiye düştükleri zaman değerlendirilsin. Çocuklar bilişsel ve sosyal anlamda, dil anlamında, fizyolojik olarak da hazır olmaları önemli. Ondan sonra okula başlamalarının daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında tabii ki adaptasyon problemlerini anaokuluna ya da kreşe giden çocukta bile ilkokula geçince mutlaka görüyoruz. Bu çocuktan çocuğa değişmekle birlikte biz yarım döneme kadar aslında bekleyebiliyoruz çocuğun tam olarak adaptasyonunu sağlayabilmesi için. Ancak hala adapte olamıyorsa ilk önce hemen çocuğa dönmüyoruz. Bir öğretmenle olan ilişkisine bakmamız gerekiyor. İletişim eğer düzgün değilse bu konuda birazcık düzenlemeler yapmak gerekiyor. Eğer öğretmenle ilgili problem yoksa mutlaka aileye dönüyoruz. Ailenin tutumuyla ilgili bir problem var mı? Bunlarda sıkıntı yoksa en sonuncusunda, üçüncü olarak çocuğa dönüyoruz. Çocukla ilgili bir problem var mı? Çünkü yani direkt öğrenciden başlamıyoruz bu sorunlarla. Evet, başlamıyoruz. Başlamıyoruz çünkü çocuğun verdiği sinyaller bizim için önemli. Bir problem yaşıyorsa ilk önce çevresel faktörler değerlendirilmeli ve düzeltilmeli. Eğer ki buna rağmen çocuk problem yaşıyorsa belki psikopatolojik, belki davranışsal olarak kendiyle ilgili bir problem evet olabilir diyoruz. Bu nedenle ailelerin çocuklarını iyi tanımaları, performansının doğrultusunda beklenti kaygısına girmeden değerlendirmeleri ve zaman tanımaları oldukça önemli. Yani ailelerde hep şu ideal çocuk kavramı var maalesef ki daha doğmadan başlıyor. Bu nedenle
nedenle ilkokulda da bir yarışa giriyorlar. Aslında çocuktan çok kendileri yarışa giriyorlar ve işte bu beklenti kaygılarıyla da çocuk aslında adapte olabilecekken, performansını gösterebilecekken hep kıyaslamayla da gittikleri için çocukta kaygılar, uyumsuzluklar başlayabiliyor. Bunu öğretmenlerden de görebiliyoruz. Bu nedenle hani okul, aile ve çocuk üçgeni, sac ayağı dediğimiz formülasyonu iyi uygulamak lazım. Yani üçünden birinde bir sıkıntı olduğu zaman mutlaka bir tökezleme başlıyor. Bu nedenle ailelerden beklentimiz, evet okullar özel okulda olsa, devlet okulda olsa öğretmenin ilgilenmesi gereken pek çok çocuk var. Hepsiyle ekstra ilgilenemiyorlar. Hepsinin farklı beklentileri ve istekleri var. İlk önce ailenin çocuğu iyi tanıması gerekiyor. Buna rağmen hala çocuk problem yaşıyorsa dediğim gibi öğretmenle iyi iletişimi mutlaka sağlamak gerekiyor. Bazen evet ekstra şeylere ihtiyaç duyulabiliyor. Oradan da, bu konularda da mutlaka öğretmenden destek bekliyoruz. Pekala. Işın Hanım çok özür dilerim. Özellikle tabii bu uyum sorunları okula başladıktan sonra baş gösteriyor ama ailelerin özellikle merak ettiğimiz bir şey var. Yani çocuklarında işte az önce konuklarımızla da konuşurken şunu özellikle altını çizdik. Eğer takvim yaşı uygun, biraz da hani zeka kapasitesi yerindeyse okula başlasın şeklinde bir yargılarımız var. Buna göre değerlendiriyoruz. Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Yani bu ikisi bir kriter olabilir mi? Ya tabii ki bu ikisi yeterli kriterlerden değil. Yani çocuğun dediğim gibi hem fizyolojik hem sosyal açıdan hem de ruhsal açıdan da hazır olması gerekiyor. Sadece mental ve fizyolojik olarak yeterli olması aslında yeterli değil. Bu nedenle hani psikolojik anlamda da eğer çocuğunuz kaygılı bir çocuksa, çok duygusal bir çocuksa, çünkü dediğim gibi ne kadar anaokuluna ya da kreşe gidiyor olursa olsun ilk öğretim çok farklı. Hani büyük yaşlar var. 40 dakika boyunca oturmaları gerekiyor. Oyuna doymayan bir çocuksa, eğer doyurulmamışsa okul öncesi dönemde hala oyun oynamayı normalden fazla isteyebiliyorlar. Tolere edemiyorlar dıştaki davranışları. Pek çok faktörle birlikte ruhsal sıkıntıyla da başladıkları zaman yine aynı adaptasyonsuzlukları görebiliyoruz. Bu nedenle hani kriterleri değerlendirirken geniş açıdan bakmak, çocuğu iyi ele almak lazım. Sonuçta eğer ki hazır değilse bir sene daha bekletmekten hiçbir zarar gelmiyor. Önemli olan çocuğun hazır olması. Hazır olduktan sonra zaten kendi performansını her anlamda ortaya koyabilecek. Bizde şu var Işıl Hanım, yani çocuğu bir sene önce başlasın, nasıl olsa hani liseden sonra bir sene üniversiteye kazanamazsa o açığı doğrudan kapatalım, sene kaybolmasın şeklinde bir düşünce olduğu için böyle erken ya başlatabiliyoruz evet. Çocukları. Ya işte dediğim gibi bunlar hep aslında bizim kendi kişisel egolarımız. Evet. Aman yetişsin, aman kaybetmesin. Tamam süreçsel olarak kaybetmiyor belki ama çocuğun duygusal olarak kaybettiği pek çok şey oluyor. Çünkü örseleniyorlar duygusal anlamda. Bu nedenle dediğim gibi hani sadece fizyolojik veya akademik açıdan değil duygusal açıdan da değerlendirmek, kriterlerin içine bunu koymak, çocuğu egosal, duygusal anlamda güçlendirip hazırlayıp ondan sonra okula başlatmak çok daha doğru oluyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İlerleyen zamanlarda görüşmek üzere efendim. Aslında sevgili doktorumuz da bizim konuştuğumuzun tıp bilimindeki karşılığını herhalde söyledi. Evet. Özellikle bütüncül davranmak gerektiğini, bütüncül yaklaşmak gerektiğini özellikle altını çizdi. Sizler evet. Ne diyeceksiniz? Reklamlara da gideceğiz. O konuda son bir yani hocam. Az önce ifade etmeye çalıştık. Evet. İşte sadece yaş olarak 60, işte 76, 72 aylık olması evet. Burada okula başlama için tek faktör değil. Bireysel farklılıklar var. Bu okul olgunluğunu ne zaman sahip olmuşsa, onun da işte az sonra belki ikinci bölümde konuşacağız. Evet. Belli kriterleri var. Bu kriterleri tamamlamışsa bazı çocuklar için işte şu anda 60-66 ay arasında çocuklar birinci sınıfa başlayabiliyor. 69 aya kadar olan dönemde velinin onayı gerekiyor. Velinin izniyle yine başlayabiliyor. 69 aydan sonraki süreçte ise yine doktordan bir bilgi alınması, başlamamasıyla ilgili gerekiyor. Bütün bunları düşündüğümüz zaman da bazı çocuklar için daha erken, bazı çocuklar için daha geç dönemler olabilecek. Onlar da bu hazır bulmuşluk, okul olgunluğu ve az sonra ikinci bölümde konuşacağımız ilk öğretime hazır oluş ölçeğini dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Komşu Ayşe Hanım'ın çocuğu okula başladı diye biz de çocuğumuzu okula vermeye çalışmayacağız. Bunlara bakmak zorundayız. Bu bizim birinci yani ilkokulda en fazla karşılaştığımız sıkıntılardan evet. Bir tanesi. Ya birinci çocukta karşılaştığımız durum ya
komşularımız için böyle bir şey var. Ya bizim dönemlerimiz, bu en çok karşılaştığım şey, sınıflar çok kalabalıktı. Yani şu anda her geçen gün Türkiye'deki sınıf sayılarında bir azalma var. Özel okullarda zaten 24'ü geçme şansınız yok. Dolayısıyla 45 kişilik sınıfa göre bir değerlendirme, 10 sene öncesinin bir değerlendirmesi. Ama günümüze geldiğimiz zaman bunlara da düşünmemiz gerekiyor. Değişik etkenlere de bakmak gerekiyor. Efendim kısa bir aramız var. Kısa bir aranın ardından özellikle ilk öğretimi hazır oluş ölçeği var. Önemli takip edilmesi gereken ve değerlendirilmesi gereken bir ölçek. Bunun ayrıntılarını görüşeceğiz kısa bir aranın ardından efendim. Efendim eğitim günlüğüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için hatırlatalım. Bugün çocuğunuz ilkokula hazır mı değil mi? Onu araştıracağız, onu konuşuyoruz. Program konuklarımız Sayın Aliye Duman ve Barış Çağlayan Çakır eğitim yöneticileri. Kendileriyle ilk bölümde özellikle bu anlamda okul olgunluğunu konuştuk. Ve okula başlama yaşı ile ilgili takvim yaşı ne kadar uygundur onu konuştuk. Şimdi bu bölümde de özellikle okula başlayacak çocuktaki o performansı bizim nasıl anlayacağımızı onu konuşacağız. Ayrıntılarını konuşacağız ama ona girmeden önce hocam bu benim şahsi sorum olsun. Az önce de konuştuk yani bir daha onu bir ele alalım. Biz mesela dedik ki bir sene geç başlasın sınıfta lider olsun dedik. Evet. Böyle bir düşüncemiz oldu. Hem dedik olgunlaşır, hani okul olgunluğunda konuştuk ya. Evet. Genelde de böyle de bir kanaat var. Ben evet. Kimle paylaştıysam hocam iyi yapmışsın, işte bir yıl geç başlasın evet. Sınıfta en azından bir lider olur diye. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani hocam da belki ifade edecektir evet. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani biz hep şuna dikkat etmeye çalışıyoruz. Çocuk bize geldiği zaman bu ilkokula hazır oluş ölçeğiyle ilgili bir uygulama yapıyoruz. Evet. Okul olgunluğunu kazanmış mı, kazanmamış mı onu kontrol ediyoruz. Sonuçlarda şunu görüyorsak bu çocuğun birinci sınıfa başlamasında bir sakınca yok. Testler bunu söylüyorsa biz bunu veliye ifade ediyoruz. Ama son karar tabii ki velinin burada. Biz veliye hep şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Bizim için bir yılı düşünmeyin. Yani dördüncü sınıfa geldiği zaman bu öğrenci. Evet. En çok karşılaştığımız durumlar bunlar. Bir tanesi diyelim ki birinci sınıfa göre o dördüncü, beşinci sınıfa geldiği zaman çocuktaki fiziksel gelişim sınıftaki diğer arkadaşlarına göre, kendisine göre 12, 13, 14, 15 ay daha küçük olan çocuklara göre fiziksel gelişim dördüncü sınıfa geldiği zaman sınıfın en büyük belki ablası konumunda olmuş oluyor sınıftaki öğrenciler içerisinde. Veya o ilk 4 senelik eğitim içerisinde şöyle bir şeyle, diğer öğrencilere göre aradaki o 15 aylık, 12 aylık farktan dolayı muhakeme yeteneği diğerlerine göre daha önde olduğu için sınıfın geneline göre verilen örnekler çocuğa bir süre sonra basit gelmeye başlıyor. Böyle bir dezavantajı var. Ancak ortaokula geçtiğiniz zaman, devamında liseye geçtiğiniz zaman bu aradaki ilkokul 1. 2. sınıftaki 12, 13, 14 aylık fark 1. ve 2. sınıfta çok önemliyken ortaokul ve liseye geldiğiniz zaman bu farkın etkisi biraz daha azalmış oluyor. O zaman da veli de bazen şöyle bir şeyle karşımıza geliyor. Hocam bizim çocuğun muhakeme yeteneği çok iyiydi. İlkokulda sınıfın en önde giden öğrencilerinden bir tanesiydi. Ama ortaokulda sanki bu muhakeme yeteneği biraz azaldı, düştü. Acaba ortaokulda neden oldu? Ama bu kıyaslamayı yaptığınız zaman böyle bir durum karşımıza gelmiş oluyor. İstisnaları mutlaka vardır. Yani o okul olgunluğu için dedik ya 72 ay herkesin geçerli değil. Kimisi bunu 60 ayda da 66 ayda da sağlayabilir. Ama genele düşündüğümüz zaman genelde bu hatırlatmayı biz yapmış oluyoruz. Ve az önce programın birinci bölümünü kapatırken söylediğimiz ya mutlaka bizi yönlendiren bir takım etkenler var. Ama şunu düşünmemiz lazım. Şu anda sınıf ortalamalarımızın 24 olduğunu yani belki 40-45 kişilik sınıflarda, 50-60 kişilik sınıflarda çocuğun küçük olmasının farklı bir etkisi olabilir. O yüzden geç başlaması belki iyi olabilir. Köy şartlarında ya da genel durum için söylüyorum bunu. Ama şu anda Konya için düşündüğümüz zaman, şu anki eğitim ortamımızı düşündüğümüz zaman, çocukların servis kullandığını vesaireyi düşündüğünüz zaman bunların hepsinin birlikte değerlendirilmesi daha faydalı sonuç verecektir diye düşünüyorum. 10 yıl öncesi de 10 yıl sonrası bir değil. Evet. Kısacası aslında ona dikkat edeceğiz herhalde. Evet. Şimdi Ali Hocam,
çocuğun okula hazır olup olmadığını gösteren özellikler var. Bunu özellikle ailelerimiz iyi dinlerse çocuklarına da gözleme fırsatı olacak. Evet. Bu özellikler neler? Onları da sizden alabilirsek. Aslında çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını gösteren birçok özellik var. Sizin de söylediğiniz gibi. Ancak bunu en iyi değerlendirecek olan bir okul öncesi öğretmeni ya da uzman bir kişi diyebiliriz. Ancak aileler kendileri evde iyi bir gözlem yaparak da çocuğun okula hazır olup olmadığıyla ilgili ipuçları elde edebilirler. Örneğin bir işe başlayabiliyor mu? Bir etkinliğe tek başına. Anne baba olmadan. Bu etkinliği belirli bir süre devam ettirebiliyor mu ki? Biz burada velilerimize şunu söylüyoruz. 20 dakikanın altında eğer sürdüremiyorsa bu bir risktir. 20 dakikanın altında. 20 dakikanın altında. Onun dışında öz bakım becerileri biraz evvel de belirttik. Bu çok önemli ki burada öz bakım becerilerini destekleyici en büyük anne ve baba. Evde çünkü şunu özellikle velilerimize ifade ediyoruz. Çocuğun ilk eğitimi aldığı yer anne baba. Daha sonra okul öncesi eğitim kurumlarında bu eğitim pekiştirilecek. Tabii bunun dışarısında el göz koordinasyonu bizim için en çok önem verdiğimiz önemli noktalardan bir tanesi. Kalemi tutma becerisi. Kalemi tutabiliyor mu? İstenilen özellikle çizgi çizebiliyor mu? Resim yapabiliyor mu? Bazen öyle öğrencilerimiz geliyor ki okul öncesi eğitime başlamakla eline kalemi alan ya da boya kalemini alan öğrencilerimiz oluyor. Evet. İlk defa makas tutmayı öğrenmeye çalışan öğrencilerimiz oluyor. Evet, geç kalınmış değil. En azından okul öncesi eğitime başlamakla bu eğitim hızlandırılmış, yoğunlaştırılmış bir şekilde verilecek. Ama asıl olan ailede tabii bunun önce başlaması. Ve biz velilerimize şunu öneriyoruz. Eğer bireysel farklılıklar yoksa, herhangi bir özel durum yoksa 3 yaşından sonra mutlaka çocuk okul öncesi eğitime başlamalı diyoruz. Neden? Çünkü şu ana kadar saydığımız tüm hazır oluşla ilgili özellikler bir okul öncesi eğitim programının temel ilkeleri. Bunlar bir okul öncesi eğitim programında verilmesi gereken, kazandırılmaya çalışan ve geliştirilmeye çalışan ilkelerden bir tanesi. Örneğin bir öz bakım becerileri, bir kalem tutma becerisi, okuma yazmaya hazırlık, ses çalışmaları, sayı kavram becerileri. Bunlar ilkokula başlangıçta önemli beceriler. Tamamen okul öncesi müfredatta rahatlıkla uygulanabilecek beceriler. Nitelikli bir eğitim için aslında okul öncesi eğitim zorunlu ki Danimarka'da 3 yaş zorunlu. Belirli bir süre sonra eğer çocuğunuzu hani okula hala göndermediyseniz devlet polis zoruyla çocuğunuzu okula da getiriyor. Bizde de hep böyle eve hani iyi niyet mektupları yazılır ya gönderin diye. Evet. Aslında nitelikli bir birey yetiştirmek istiyorsak nitelikli eğitim bunun da yolu herhalde tabii, okul öncesi eğitim. Burada şuna da özellikle dikkat etmek gerekiyor. Her okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitim midir? Değil. Evet. Burada veliler... Merdiven altı kurumlar da var. Mutlaka evet. Tabii ki. Burada velilere dikkat etmesi gereken nokta fiziki şartlara bakmamaları bence. Mutlaka her kurumun kendine ait bir fiziki şartı vardır. Olacaktır da olmak zorunda. Tabii ki fiziki şartlar da bir zengin uyarıcı çocuk için, bir öğrenme ortamı. Evet. Ancak fiziki şartları gittikleri her kurumda belki bulabilirler. Örneğin bir sanat etkinliğini, bir okuma yazma çalışmasını... Her kurum bir kahvaltı programı, bir öğle yemeği programı her kurum için geçerlidir. Her gittikleri okulda bunu rahatlıkla bulabilecekler. Ama velilerin özellikle dikkat etmesi gereken nitelikli, sistemli, belli bir plana, belli bir süreci olan evet. okul öncesi eğitim kurumlarını tercih etmeleri. O yüzden çocuk okula başlamadan önce mutlaka anne baba olarak iyi bir değerlendirme yapmaları, okulla görüşmeleri ve okula ilk gittikleri günden itibaren tanışma evresinde eğitim öğretim süreci hakkında mutlaka fikir edinmeleri. Uzman desteği almaları, uzman desteği almaları evet. gerekmekte. Ondan sonra okul öncesi programı hakkında karar verilip çocuk okula başlatılmalı. Çünkü okul öncesi eğitim gerçekten çok önemli diyoruz. Anne babanın sıcak ev atmosferinden çocuğun sosyalleşme adını attığı ilk adım. Evet. Bugün birçok sosyal yaşantıya öğrenciler eskiye nazaran günümüzde çok daha erken dönemlerde başlama ihtiyacı hissediyorlar. Ailelerimizin sosyoekonomik seviyesi, sosyokültürel seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun bir okul öncesi eğitim mutlaka gerekli. Gerekli diyoruz. Bunun için çocukları mutlaka evet. okul öncesi eğitime göndermeliyiz. Şimdi elimde bir ölçek var hocam. Marmara evet. İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Özgül Polat'ın hazırladığı bir ölçek. Evet. Bu ölçek siz kurumunuzda uyguluyorsunuz ve özellikle de benim de hani böyle merak ettiğim bir ölçek. Ayrıntılarını da sizden dinleyelim. Bu ölçek neyi ölçüyor, nedir, testin ölçtüğü ve özellikle belirlediği alanlar nelerdir? Bunların da ayrıntılarını sizden alabilirsek.
İlkokula hazır oluş ölçeğimiz 60 ila 78 aylık öğrencileri ölçmeye, öğrencinin gelişimini ölçmeye ve ilkokula hazır olup olmadığı hakkında bize kesin bilgiler veren bir ölçek. Evet. Tabii bu ölçeğin önemli bir özelliği, biz bugüne kadar daha çok yurt dışı kaynaklı ölçekler kullanıyorduk. Uyarlama ölçekler. Evet. Bize daha sonradan standartize edilmiş ölçekler kullanıyorduk. Ama şu an elinizde bulunan ölçek tamamen ülkemiz çocuklarına yönelik olarak, ülkemiz çocuklarının gelişim özelliklerine yönelik olarak hazırlanmış bir ölçek. Şunu özellikle belirtmek isterim ki her çocukta gelişim basamağı aynıdır. Her çocuk aynı bir gelişim basamaklarından geçecek. Ama gelişim basamaklarında tabii ülkelere göre kendine has farklılıklar vardır. Evet. Örneğin bir ağırlık, bir boy kavramı bile her ülke çocuğunda farklılık gösterebilir. Evet. Bu akademik zeka da var değil mi? Boy postlediğiniz gibi. Diğer tabii ki akademik zeka da sosyal, duygusal gelişimde her alanda kendini farklı şekilde gösterebilir. Ülkemiz standartlarına göre hazırlanan bu test ve gerçekten bize net bilgiler verebilen bir test. Ve 5 gelişim alanında farklı alt ölçekleri var. Bu testin en önemli özelliklerinden bir tanesi hem anne babaya hem çocuğa uygulanan bir anne test. Anne babaya da. Tabii az ki. Önce şey demiştik ya Barış Hocam, bütüncül yapacağız bu değerlendirmeyi diye. Evet. Güzel, anne babayı da alması iyi. Zaten eğitimde en çok ihmal ettiğimiz veliler, onları da işin içerisine tam katabilsek çok şeyler olacak ama bu ölçekle başlıyor anne babayı. Çünkü biz okula biraz evvel hazır oluş dedik, çocuğun hazır oluşu dedik. Aslında sadece çocuğun hazır oluşu değil, ailenin de hazır oluş süreci anne gerektiriyor ki mi? Çocuğu destekleyebilsin. Burada anne babaya uyguladığımız test demeyeceğim belki. Anne babadan aldığımız bilgilerde zaman zaman rastladığımız gözlemlerden bir tanesi, çocuğunu henüz tanımayan, bu görevi, bu kazanımı yapabilir mi diye endişeye düşen ya da o konuda henüz bir bilgi sahibi olmayan ebeveynlerle de karşılaşmıyor değiliz. Evet, ya da normal yani o yaş grubuna özgü bir takım özellikleri çok abartabilen, yani çok üst düzey görebilen durumlar da zaman zaman karşımıza çıkabiliyor. İşte öğrenciyle beraber velinin de olduğu ortamda çocuğun sonuçlarını görmesi o anlamda öğrenciyi belki yeniden tanımasına neden oluyor. Ama Barış Hocam, çocuk daha 2 aylık, 3 aylık şöyle gözlerini dikmiş, böyle hani gözlerini paltaşı gibi açıp baktıysa bizim çocuk çok zeki deriz biz. Yani böyle hani çocuğu hemen bir zekilik atfında bulunuruz. Ama dediğiniz gibi annenin babanın yanında çocuğun ne kadar bir beceri ortaya koyabildiği de önemli. Evet, evet. İşte bu bize çok sağlıklı bir sonuç verecek. Evet. Tabii bunu hocam da ifade edecektir. İşte anaokulunun başlangıcında uyguladığımız gibi bir de Mayıs ayına doğru tekrar uyguladığımız zaman zaten okul öncesi kurumlarda biz şunları mutlaka yapıyoruz. Çocukların sene başında ilk geldiği günle sene sonuna kadar yapmış olduğu çalışmaları portfolyo dediğimiz dosyayla velilerimize zaten sunuyoruz. Dolayısıyla veli de şunu çok net bir şekilde bir dönem içerisinde, bir yıl içerisinde çocuğu ilk geldiği gün nasıl resim yapıyor, olayları nasıl ifade ediyor, sene sonuna geldiğimiz dönemde o resim çizmedeki ya da olayları ifade etmedeki değişimini o portfolyo ürün dosyasına bakarak veli zaten görebiliyor. Bunun yanında bu testle de sene başındaki durumuyla sene sonundaki durumunu da değerlendirip birinci sınıfa başlarsa başlayabilir mi? Ki bu testin sonucunda birinci sınıfa başlayabilir deniyorsa gönül rahatlığıyla çocuğunu gönderebilir. Olmazsa da bu anlamda çocuğu zorlamamak gerekir. Çünkü önümüzde çok ciddi bir eğitim, öğretim hayatı var. O ilk adımlar ifade ettiğimiz şekliyle o ilk adımın çok iyi atılması lazım. Şimdi az önce ifade ettiniz hani okulun başında da yapılması gerekiyor diye ama şimdi hiç yaptırmayanlar için bir sıkıntı yok herhalde değil mi? Bu Mayıs ayında yapılsa da gene. Şöyle söyleyeceğim. Evet. Mayıs ayı dememizin önemli bir özelliği var. Evet. İsterseniz önce testin nasıl uygulandığıyla giriş yapalım. Sonra o konuya geleceğim. Testimiz 2 ölçekten oluşuyor. Biraz evvel de bahsettiğim gibi birinci bölüm anneye ve babaya ya da çocuğu çok iyi tanıyan bir yetişkine. Bu dede, babaanne, anneanne olabilir veya bir bakıcı olabilir. İkinci bölüm ise tamamen çocuğa uygulanan bir bölüm. Yaklaşık 25 ile 30 dakika arasında çocuğun performansına göre bir süreç gerektiriyor. Bir uzman kontrolünde ki özellikle bunu belirtmek istiyorum. Sertifikalı olan bir uzman kontrolünde bu yapılmalı. Her ölçeği uygulayabiliyorum diyen ölçeği uygulayamaz. Çünkü çok ciddi bir ölçek ve yüzdelik dilimlerin alınması gerçekten bir çalışma gerektiriyor. Tabii çocuğa uygulanırken burada önemli noktalardan bir tanesi de asla silgi kullanılmıyor çocukla kullanım sırasında. Ve çocuk o anda ne çizdiyse o kalıyor ve
çocukla uygulama esnasında puanlama da yapılmıyor. Çocuğun bundan etkilenmemesi adına. Öyle. Bu arada özür dilerim. Sevgili yönetmenimden ekrana da o içerisindeki etkinlikleri de vermesini isteyelim. Hı-hı. Evet. Tabii bu testte biz neyi ölçüyoruz? Çocuğun dikkat gelişimini, matematik becerilerini, içerisinde birçok sayı ile ilgili beceriler var. Yine dil becerilerini, ses çalışmalarını, labirent ve çizgi çalışmalarını ölçüyoruz. Ve ölçüm yaptıktan sonra bunlar gerçekten ciddi bir şekilde değerlendiriliyor. Ekranımıza da geldi. Ekranda da evet var hocam. Bunlar Hı-hı. mesela bu ekrandaki resimler üzerinden konuşacak olursak. Evet, burada matematik becerilerini ölçen bir yönerge sayfasını görüyoruz. Evet. Ve özellikle belirtmek istediğim nokta her sayfada tek bir yönerge. Bu çok önemli ve sayfalarımız renkli, çocuğun ilgisini, dikkatini çekebilecek nitelikte. Evet. Burada tabii yönergeler çok yalın yönergeler, çocuğun rahatlıkla söylendiğinde anlayabileceği yönergeler. Tabii çocuk o anda anlamadıysa birkaç defa daha tekrar edilerek çocuğun anlaması sağlanıyor. Ancak hiçbir açıklama yapılmadan. Yapılmadan. Tabii önemli olan çocuğun ne anladığı, ne algıladığı ve ne uygulayabilir. Yok yani yönlendirme yok evet. tabii burada ki kesinlikle. Burada mesela yeşil dörtgenler. Evet, burada başlangıçtaki benzer şeklin diğer benzerini bulması istenen bir şekil. Aslında çok basit gibi görünse de belki birçok öğrencimizin yapmakta zorlandığı alan. Evet. Yine toplamaya yönelik bir etkinlik, matematik becerilerini ölçen bir etkinlik. Hocam burada toplayacak değil mi onları? Evet, toplayacak. Şimdi matematik öğretmeni olarak şimdi ben de toplamaya çalıştım. Evet. Burada ne var hocam? Burada da örüntüyü devam ettirme. Hem renk örüntüsü hem şekil örüntüsü. Orada çocuktan örüntüye hangi şeklin geleceğini istiyoruz ve boyamasını istiyoruz. Tabii burada renkli kalem kullanımı da çok önemli. Evet. Çocuğun renkleri tanıması, sıradaki örüntüyü bulması ki örüntü matematikte en önemli özelliklerden, bilinmesi gereken konulardan bir tanesi. Yine ki, okul olgunluğunda renkleri ayırt edebilme de var zaten. O da yine önemli. Burada bir başka örüntü, geometrik şekli burada çocuğun çok iyi tanımış olması gerekiyor ki gelecek olan sıradaki geometrik şekli çizebilmesi gerekiyor. Tabii çizdiği aşama da çok önemli. Rastgele bir çizim değil. İstenilen şekilde çizebilmesi gerekiyor. Evet. Tabii çizgi çalışmalarında burada çok dikkat ettiğimiz bir nokta da öğrencinin elini kaldırmadan çizebilmesi çok önemli bir nokta. Evet. Çünkü ilkokulda biliyorsunuz bir süre sonra öğrencilerimiz el yazısı çalışmalarına başlayacak ve elini kaldırmadan belirtilen yazıyı, belirtilen ifadeyi devam ettirmesi istenecek. Burada da aynı şekilde öğretmen bir gözlemci olarak çok iyi gözlemlemesi gerekiyor test sırasında öğrenciyi ve uyararak elini kaldırmadan ifadesini uyarması ve gözlemlemesi gerekiyor. Evet, örnekler de devam ediyor. Evet, yine benzer şekil bulma çalışması. Evet. Tabii burada giderek yönergeler biraz daha ağırlaşıyor testin sonuna doğru. Bunu aileler eşliğinde yapıyorsunuz. Aileleri test sırasında almıyoruz. Sadece öğretmenimiz ve öğrencimiz test sırasında beraber oluyorlar. Ailelerde biraz evvel belirttiğim gibi gelişimsel bölümü doldurma içerisindeler. Onların görüşlerini alıyorsunuz. Tabii görüşlerini alıyoruz. Oradaki ifadeleri, belirttiğimiz kazanımları aile görmüş mü? Gördüyse hangi sıklıkta görmüş? Bunları aileler işaretliyor ve test sonucunda karşılaştırma yapıyoruz. Aile çocuğu ne kadar tanıyor ve bizim elde ettiğimiz sonuçla ailenin bize verdiği sonuç arasında farklar var mı? Bazen tabii aile çocuğu çok aileler, iyi tanımayabiliyor. Çok zeki falan böyle ama. Tabii tam tersi çıkabiliyor çünkü elde ettiğimiz sonuç bizim birebir uyguladığımız sonuç, birebir performansı gördüğümüz nokta. O yüzden yanılma payımız çok az. Evet. Tabii ki çok özel durumlar olabilir. Çocuk kurumu yadırgamış olabilir, ilk defa geldiği bir kurum, ilk defa kaygı duyabilir. Bunlar çok normal. Bunları göz ardı etmiyoruz. Ama genel anlamda biraz evvel de belirttiğiniz gibi ailelerle bizim test sonucumuz arasında zaman zaman uçurum olabiliyor. Evet. Burada şey Barış de hocam, bu arada programın sonuna geliyoruz. Sonra evet, sözlerinizi alalım. Burada da burada şu da önemli. Evet. Erken tanı yani nasıl sağlıkta çok önemliyse burada zaman zaman çok belki karşımıza çıkmıyor ama çocuklarla ilgili çok ciddi bilgiler de elimize geliyor. Sonuçta eğitim yöneticileri bir doktor değil ama çocuğun bundan sonraki gelişimiyle ilgili eksik olduğu alanlarla ilgili ciddi yönlendirmelerde verilerimize yapıyoruz. Yani aile de bilinçlenmiş oluyor tabii. Bu konuda ailenin, bilgi evet, sahibi oluyor. Ailenin de bilinçlenmesi Şimdi sağlanmış oluyor. Şöyle bir ifadede bulunmak istiyorum. Lütfen. Testi uyguladıktan sonra 3 tane yüzdelik dilimi çıkıyor karşımıza.
Bizim istediğimiz %75 ve %75'in üzeri. Şayet çocuk %75 ya da %75'in üzerinde bir gelişim göstermişse, bir sonuç almışsak çocuk ilkokula hazır. Yani bekletmenin bir anlamı yok. İlkokula yönlendiriyoruz. Evet, %50 ve %50'nin altında, %50'nin üzerinde almışsa çocuk ilkokula başlayabilir. Ancak gerçekten bir destek gerekiyor. Ki biraz evvel belirtmiştiniz neden Mayıs ayında yapılması gerekiyor diye. Mayıs ayında özellikle yapılması gerekiyor. Çünkü Eylül ayından Mayıs'a kadar okul öncesi eğitimi alarak geliyor öğrencimiz. Mayıs ayında yapmamızın en önemli nedeni, eğer çocukta bir %50'lik dilim içerisine giriyorsa, bir eksiklik varsa, o eksikliğin Eylül ayına kadar giderilmesi için veliye önerilerde bulunuyoruz. Tabii test sonucu 2 gün içerisinde hazırlanıyor. Veliyi karşımıza alarak kapalı zarf içerisinde teslim ediyoruz veliye. Ve sadece veliye sonucu vermiyoruz. Çok ayrıntılı bir şekilde de velinin ne yapabileceği konusunda ona önerilerde bulunuyoruz. Ve bir yol haritası da çiziliyor. Tabii ki bir yol haritası ve çok ciddi bir yol haritası çiziliyor. Eğer test sonucu %25 ve %25'in altındaysa zaten kesinlikle başlayamaz diyoruz. Okul öncesi eğitimi tekrarlamasında fayda var şeklinde ifade ediyoruz tabii ki. Tabii bu ölçekle ilgili program sonrasında bizi arayan seyircilerimize gereken bilgiyi de aktarabiliriz. Evet. Hocamlara da yönlendirebiliriz. Tabii bunu da şunu da ifade etmekte fayda var. Velilerimiz, anne ve babalar eğer ölçek eğitimi, ölçek uygulaması almak istiyorlarsa mutlaka okulumuzdan randevu almalarını istiyoruz. Çünkü çok yoğun bir şekilde yapıyoruz. Şu anda ölçekleri talep var. Yaklaşık 45 dakika mı hocam bir test? 25'te 30 dakika arasında sürüyor ama raporu sunma aşamasında tabii bir 40-45 dakikalık süreç gerektiriyor. Tekrar biz veliye telefonla ulaşarak bizzat okulumuza davet ediyoruz ve ayrıntılı bir şekilde raporu kendisine sunuyoruz ve raporun haricinde yönlendirmeler, öneriler getiriyoruz. Bu konuda orada çok önemli. Orada da bayağı bir süre gerekiyor. Evet. Tabii ki. Onu aydınlatmanız tabii gerekiyor. Ki. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bir hizmet. Bu keşke geçen sene böyle bir şey uygulamış olsaydınız, biz de gelseydik. Evet. Bu sene artık en azından tamam, programdan sonra ben hemen koştur koştur geliyorum kurumumuza. Bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Ayaklarınıza sağlık katıldığınız için. Efendim programın son bölümünde bir eğitim ajandası bölümümüz vardı. Haftanın öne çıkan eğitim başlıklarının yer aldığı eğitim ajandası ve ardından da kitap tanıtım bölümümüzü, programımızı sonlandıracağız. Sevgili yönetmenim, eğer ekranlara taşıyabilirse eğitim ajandamızı. 31 Mart 7 Nisan tarihleri arasındaki eğitim ajandamızın ilk haberiyle karşınızdayız. Efendim ölçme seçme yerleştirme merkezi sokağa çıkma yasağı olan yerlerde sınav başvuru süresini uzattı. 17 Mart'ta başlayan KPSS lisans başvuruları 30 Mart bugün sona eriyor. Birazdan da duyurusunu yapacağız. 2016 ALES ilkbahar dönemi sınav başvurusu için son tarih ise 30 Mart'tı, dündü. ÖSYM sokağa çıkma yasağı uygulanan Mardin'in Nusaybin, Hakkari'nin Yüksekova, Diyarbakır'ın Sur ve Silvan ilçelerinde, Şırnak merkezde ve İdil ilçesinde ALES ve KPSS başvurularını 13 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu. Efendim açık uçlu sorulara hazırlık cevap kağıdına son diye bir haberimiz var. Bu haberimizle ilgili olarak da bundan sonraki süreç içerisinde sınavlarda özellikle cevap kağıdı uygulanmayacak. Eğer açık uçlu soru sorulacak olursa, biliyorsunuz zaten açık uçlu sorularda çocuğun kendisini ifade edebilmesi lazım. Bu nedenle cevap kağıdına orada yer verilmeyecek. Bir sonraki haberimiz, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına mobil sınıflar açılacak. 64. Hükümet programındaki mevsimlik tarım işçileriyle göçerlerin çocuklarının okullaşmasına yönelik tedbirlerin alınması maddesi kapsamında bir dizi yenilik var. Bundan sonra mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına mobil sınıflar açılarak bu eksiklikleri giderilmeye çalışılacak. Bir sonraki haberimiz, Z kütüphaneler yaygınlaşıyor. Efendim 3 Nisan 2016 tarihine kadar sürecek kütüphaneler haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken öğrencilerin modern çağın gerekleri doğrultusunda ülke genelinde bilgiye ulaşmada fırsat sağlaması amacıyla zenginleştirilmiş kütüphane projesi kapsamında 76 ilde Z kütüphane kurulma işlemleri tamamlandı. İçinde bulunduğumuz haftaya da uygun bir şekilde. Evet, geçtiğimiz hafta içerisinde Sayın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Konya'daydı. Konya Sivil Toplum Kuruluşu'nun düzenlediği bir organizasyonda özellikle şu ifadesi dikkat çekti. 13 yılda 10 tane Finlandiya ekledik. 2003 yılından 2016 Şubat ayına kadar 542 bin kadrolu öğretmen alındı. Örnek gösterilen Finlandiya'daki toplam öğretmen sayısı 55 bin, öğrenci sayısı da 550 bin. Yani biz 13 yılda 10 tane Finlandiya ekledik dedi.
Evet, sınav başvurumuz var efendim. ÖSYM'nin yaptığı bir sınav EYDS 31 Mart 4 Nisan tarihleri arasında başvuruları, sınav giriş belgeleri osym.gov.tr'den alınabilir. Bir sonraki başvurumuz 2016 KPSS lisans başvurusu. Başvuru tarihi 31 Mart, yani bugün 17'ye kadar herhalde başvurular. Başvuru yeri de yine osym.gov.tr adreslerinden yapılabilir. Eğitim ajandamız sürekli güncelleniyor efendim. Son bölümde de bir kitap tanıtımımız var. Efendim bugün Rehber Benim kitabını tanıtıyoruz. Sayın Ziya Selçuk'un Rehber Benim kitabı. Arkadaşlar da ekranlara getirebilirse. Özellikle 9 tip mizaç modelini ele alan bu kitapta çocukların giderek artan davranış bozukluğu ve problemleri, öğrenme süreçlerinde çok davranış yönetimini ve disiplin konularını zaman ayırmayı gerektirdiğini vurguluyor. Ve her yıl daha çok öğrenci psikiyatrı, psikoloğa gidiyor. Bu nedenle çocukları iyi tanımak, buna göre mizaçlarına göre uygun eğitimi vermeyi amaçlayan aileler için rehber niteliğinde bir kitap ve ismi de Rehber Benim. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Enes Kitap Sarayı'ndan da bu kitabı bulabilirsiniz. Efendim haftaya değişik konu başlıklarıyla karşınızda olmak üzere. Mutlu günler diliyorum.